Fikirtepe'nin Ünalan Mahallesi'nden görünüşü. Evet, birazdan o tarafa doğru geçeceğiz. Aylar sonra tekrardan Fikirtepe'yi gezdireceğim sizlere. En son videomu 6-7 ay önce çekmiştim. O zamanlar böyle soğuk bir havada gelmiştik. Yıkım falan devam ediyordu. Özellikle bu E5 tarafında, yani Dumlupınar tarafına bakan kısımda yıkım vardı. Tabii o yıkım falan çoktan tamamlandı. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş inşaatların temelleri atıldı ve binalar yükselmeye başladı. Şu anda toz toprak her taraf. Bazen ıslatıyorlar, her taraf çamur oluyor. Şimdi bu taraftan doğru, şu bakın tepe var. Tepenin dibinden böyle içeriye doğru gireceğiz. Şimdi çok alt taraflarını falan göstermeyeceğim size. Çünkü oradaki birçok inşaat tamamlandı. Şurada bilmiyorum gözüküyor mu ama yuvarlak böyle beyaz binalar var. İstanbul Teknik Yapı, Teknik Konkor siteleri. Ondan itibaren bu tarafta bir yapılanma var. Daha çok bu taraflarda gezeceğiz. Yani bu tarafları falan göstermeye çalışacağım sizlere. Yani doğaçlama olarak gideceğiz bakalım. Hava da güzel. Gösterebildiğim kadarı çekimi yapacağım sizlere bakalım. Şu anda Göztepe Köprüsü'ndeyim. Buradan dediğim gibi şuradan şöyle giriş yapacağız. Ulan Göztepe Köprüsü de şöyle, buraya da Göztepe Köprüsü diyoruz, şuraya da Göztepe Köprüsü diyoruz. İkisi de Göztepe Köprüsü bence. Şu durak var ya, bakın şurada bir tane otobüs duruyor, görüyor musunuz şu an? Bakın minibüs de geldi ardından. Oradan var ya, lise zamanlarımda var ya, haftanın neredeyse 3 gün 4 gün oradan otobüse biniyordum. Benim otobüs böyle geliyordu buradan. Şöyle köprünün altından dolaşıp böyle buradan Libadiye Caddesi'nden bizim o tarafa Bulgurlu'ya doğru çıkardık, Çamlıca'ya doğru. Buradan binmemin nedeni şu, ben normalde Remzi Bayraktar'da okudum. Bayağı buradan nereden baksanız bir 700-800 metre yukarıda. Liseyi orada okudum ben ama genelde dediğim gibi haftanın 3-4 günü gelip buradan binerdim. Çünkü benim lise arkadaşım Maltepe Fındıklı'da oturuyordu. O buradan binmesi gerekiyordu otobüse. O yüzden ben de öyle muhabbet ede gelip buradan buraya kadar gelirdim ve buradan binerdik. O buradan biniyordu böyle E5'ten Maltepe'ye doğru gidiyordu, Fındıklı'ya doğru. 16F ve 19F otobüsleri geçiyordu. Onlara binerdi. Ben de buradan bizim o tarafa doğru giden otobüslere biniyordum. 8D vardı. 8D'ye çok binerdik falan. Gibi yani, fazla lafı uzatmayalım şimdi. Öyle görünce aklıma geldi. Ne bileyim, şu an karede çıkıyor ya. Anlatmak istedim. İyi, hadi bakalım o zaman Fikirtepe'ye doğru ilerleyelim. Bugün de bisiklet eldivenlerimi giydim. Ama şöyle, normalde ben bunları tabii motorda yıpratmam. Daha önce de söylemiştim. Kısa bir çekim olacağı için. O yüzden böyle hemen giyip çıkmak istedim. Havada sıcak biraz. Ondan dolayı yarım eldiven. Eldiven konusunda zaten sıkıntılarım var. Anasını. Bir türlü eldiven bulamadım uygun. İdare edeceğiz böyle artık. Yapacak bir şey yok. Eldiven yok abi. Ya çok pahalı oluyor. Ya da çok damlık oluyor eldivenler. Çok ucuz malzemeden yapıldıkları için 3-4 aya yırtılmalar başlıyor eldivenin iç kısımlarında maalesef. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi Yumurtacı Abdübey Caddesi üzerinden giriş yapacağım. Böyle içerilerden böyle dolaşa dolaşa girmeye çalışacağız. Bakalım durum ne? Oo, rüzgar şimdiden başladı. Tepe ya burası. Hemen esmeye başlıyor. Çamlıca'yı görüyoruz bakın. Sol taraftaki Çamlıca Kulesi, sağ tarafta da MR'ın yıkıntılarını, MR'ın binasını görüyoruz. Çok fazla gömmeyeyim şimdi. Lanet olasıcalar. Geldiler oraya, diktiler. Yani çok bir şeymiş gibi. Bu arada burada, yani buraya girerseniz şu 40 ayak deniyor sanıyorum şunlara. Şu kamyonlara çok dikkat edin. Çünkü şoförlerin %90'ı sıkıntılı. Ve bir de kepçe şoförler aynı şekilde. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, burada emlak konutun binaları var. Okumaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Kim ne yapıyor, hangi firmalar var falan. Onları da anlatmaya çalışacağım. Hemen burada girişte görüyorsunuz. Burası önceden sanayiydi. Otosanayi vardı burada. Tabii komple yıkıldı. Binaların fotoğraflarını falan buralara zaten yazmışlar, şey yapmışlar, yapıştırmışlar. Burası TOKİ'nin emlak konut, devletin yani yapmış olduğu sanıyorum bloklar olacak. Emlak konut diye yazıyor zaten. Fikirtepe güzelleşiyor mu? Çocukları kandırın. Burada çok eski bir bina kalmış bakın. Ha, cami burası yani, bina derken. Cami. Kamerada düşüyor, arada kaldıracağım.
Yapacak bir şey yok. Bu binalar zaten vardı biliyorsunuz. Business İstanbul. Burada iş merkezleri falan var içinde. Hemen karşımızdaki teknik yapıyı görüyorsunuz. Concord 2. etabın blokları bunlar. Hemen arkada da 1. etabın blokları var. Evet, burada da büyük bir şantiye yükseliyor. Binanın temelini atıyorlar sanırım. Şöyle bir ilerleyeceğim bakayım. Merak ettim de. Yine emlak konutun binaları yapılıyor buraya sanırım. Burası o zaman komple böyle emlak konutun sanıyorum adası bu şekilde. Etap mı oluyor, nasıl oluyor, parsel mi oluyor çok da anlamam ama. Evet, buraya gelmiştim. Önceki videolarımda hatırlar mısınız bilmiyorum ama buraları falan böyle yıkmışlardı, daha yeni yıkmışlardı falan. Gördüğünüz gibi burada bir çalışma söz konusu. Toz toprak her taraf. Tabii. Çok fazla ilerlemeyelim de milletle muhatap olmak istemiyorum açıkçası. Oo, burada da bayağı bir temel atmışlar. Ne yapmışlar lan buraya? Dur bakayım, merak ettim ki. Buradan gözükür mü bilmiyorum ama. Baksanıza şuraya abi. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. İçeride bir şeyler var. Bayağı bir alanı kazmışlar yani açıkçası. Heh, şuradan daha iyi gözükür. Görüyor musunuz? Alana bakar mısınız? Kepçe çalışıyor içeride. Hayvan gibi alan abi. Ha, böyle böyle işte İstanbul bitiyor abi. Yani bu şekilde kazıla 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 her tarafı yavaş yavaş betona çeviriyorlar. Yani yeni yapılacak blokların da işte fotoğraflarını güya sözde yalandan böyle yapmışlar. Ben bu şekilde olacağına inanmıyorum pek. Bunlar tabii 3D olarak hazırlanmış fotoğraflar. Yani artık şey kalkıyor yavaş yavaş İstanbul'da, mahalle kültürü bitiyor. Böyle blokları dikiyorlar sıralı sıralı. İçerisine basıyorlar insanları. İşte bir daha blokta atıyorum 250 daire, 300 daire, 500 daireli yerler var. Tek bir şey halinde, böyle blok halinde. İnsanlar oraya tıkıştırıyorlar abi. Tıkıştırıyorlar. Geçiriyorlar orada fiyatlarını falan. Oraya insanları böyle sıkıştırıyorlar. Ne yaşam alanları var insanların, ne çocuklarını dışarıda dolaştıracak bir alanları var. Hiçbir şey yok abi. Adam otoparktan arabasıyla giriyor. Hop evine çıkıyor, oradan geliyor çıkıyor tekrardan işine, akşam eve, tekrardan aynı şekilde. Yani robotlaştırıyorlar insanları bir nevi aslına baktığınızda. Mahalle kültürü bitiyor yani. İlk dışarıda gezen adam göremeyeceğiz bu gidişle. Buradan girelim şöyle. Öyle abi, sinirleniyorum çünkü yani. İnsanlara rant kapısı, hem buradan para kazanıp da üzerine yani onları satıp o blokları. Bir de şu şöyle bir şey var. Hani kural koyuyorlar yani. Hani onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Aidatlar var, bilmem neler var, toplantılar var, onlar var, bunlar var. İnanılmaz rezil bir şey ya. İnanılmaz rezil bir durum yani. Yalnız buraların yolları çok kötü. Fark ettiyseniz. Daha yapım aşamasında olduğu için buralar tabii. En sonunda buraları düzenlerler diye düşünüyorum. Evet, burada da şöyle bir yapı var. Yalnız bunlar çok önceden beri var. Çok yavaş ilerliyor bu inşaat. Burası da aynı şekilde. Bunlar çok önceden beri vardı. Ben bu işe başladığımdan beri yani yaklaşık 1-2 yılı falan vardır herhalde. Yok bir yer aramıyorum, sağ ol. Bir yer mi arıyorsun diye. Devam edelim. Burada dikkat etmemiz lazım. Motor kayabilir çünkü çok mıcırı var yerde. Burası da az önce gösterdiğim oranın diğer devam kısmı, arka tarafı. Burada yol vardı Mandara Caddesi'ne çıkan. Tabii o yollar kapalı şu anda. Gördüğünüz gibi. Burada biten en yeni blok Kiptaş'ın Torkam sitesi burası. Bu bloklar. Birazdan daha da yakından geçeriz zaten. Devam edelim. Şimdi tam karşımızda yükselen bloklar İstanbul 216 blokları. Evet.
Evet, İstanbul 216'yı görüyoruz. Burası ikinci etap, hemen alt tarafta da birinci etabı var. Şimdi size şöyle sola dönüp şu Torkam'ın biten sitesini göstereyim. En yeni site bu şu an açılan yani. Diğerleri henüz inşaat halinde olduğu için. En yeni bloklar bunlar. Bundan önce de Optimist vardı. Optimist açıldı, sonra bunlar açıldı diye biliyorum, yanılmıyorsam. Evet, Kiptaş'ın blokları. Kiptaş biliyorsunuz belediyenin özel bir inşaat firması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat firmasıdır. Buralara çok sipariş getiriyoruz. Yani çok sipariş alan yerler buralar. Çünkü içerisinde çok fazla daire var. A blok, B blok, C blok, D1 ve D2 blok var burada. Bu şekilde yapılmış. Altında da birkaç tane firma var. İşte bir gayrimenkul firması var. Bir tane kafe açılmış buraya. Şimdilik de buralar daha henüz kiralık, boş. Buraların yapılanması bittikten sonra buralar açılacaktır diye düşünüyorum. Tutulur herhalde. Ya da tutulmaz, ellerinde patlar. Bilemiyorum. O kısım beni ilgilendirmiyor açıkçası. Bu solda da büyük bir alan var. Buraya da bakalım. Oo, buraya asfalt atılmış lan. Güzel yapmışlar buraya. Burası çok kötüydü. Burası TOKİ'nin. Evet, emlak komite yazdığına göre. Yani onların şeyleri asılmış ama yine de şu ana girişte şeyleri olur bunların bir. Tabelaları falan olur. Burada tabela vardı. Kaldırdılar mı o tabelayı? Bu arada Mandara Caddesi'ne çıktık. Dur bakalım. Herhalde burası muhtemelen emlak konutundur, TOKİ'ndir ya. Aynen. Bakın Kiptaş şu şekilde. Blokları. Girişi çok güzel Kiptaş'ın. Yani düz ayak girişi var. O yüzden beğendim yani. Böyle tam avlu gibi bir yer yapmışlar, kocaman. Bütün girişlerde koca koca da şeyleri var, tabelaları var hayvan kadar. Orada görüyorsun abi hangi blok. Hiç karışık, hiç de karışık değil. Buranın en büyük sıkıntısı şu abi, Fikirtepe'nin. Çok aşırı rüzgar alıyor. İnanılmaz derecede rüzgar alıyor. Şimdi mesela şurada inanılmaz türbülans oluyor buranın girişinde. Ki düşünün yani, şu anda Temmuz ayının sonundayız. Ağustos'a gireceğiz. Ağustos ayına gireceğim. Yani müthiş rüzgar var. Ben yani burayı sonbaharda, kışın düşünemiyorum. Ya yani böyle çubuk kreker gibi birisiyseniz, zayıf, sizi alır götürür vallahi rüzgar. Oradan oraya savurur böyle. Şak 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 vurur sağa sola. O yüzden dikkat etmek lazım. İnanılmaz rüzgar alıyor. Burada da yapacak bir şey yok yani. Madem buradan blok aldı, daire aldınız, orada katlanacaksınız bir rüzgarına da. Tepe çünkü bakın gördüğünüz gibi yüksekte konumlanmış bir yer. Fikirtepe adı üzerinde. O yüzden bu rüzgar her daim olur yani. Yazın da olsa oluyor. Ki İstanbul'da biliyorsunuz yağmuru ve rüzgarı eksik olmaz İstanbul'un. Evet, sağ tarafımızda İstanbul 216'nın ikinci etapları var demiştik. ABC blokları devam ediyoruz. Burası komple kapanmış. Buralarda evler vardı. Fikirtepe'nin meşhur. O eski insanların ne hatıraları vardır o evlerin içerisinde, kim bilir. Hatıraları vardı. Buralar yıkılmıştı. Ben burayla ilgili çekimleri yapmıştım. Buralarda binalar vardı o zamanlar. Böyle bu şekilde, bu yola böyle dik bir şekilde sokaklar mevcuttu burada. Tabii hepsi şu anda yıkıldı. Buraya Uplife Kadıköy isimli bir site yapılıyor. Bu kısma. Şantiyelerin girişlerini görüyoruz. Teknik yapı Uplife falan filan. Teknik yapının ortak yapımı herhalde burası. Teknik yapı yapıyor yani burayı. Uplife Kadıköy. Muhtemelen sitenin ismi Uplife Kadıköy olacak. Teknik yapı bilmiyorsunuz, arkada da binaları var. Yeni Fikirtepe yine emlak konut diye yazılmış burada. Böyle devam ettiğimizde burası kapalıydı. Acaba açıldı mı burası? Bir devam edeyim bakayım, merak ettim. Yaklaşık bir 2 ay önce kadar kapalıydı. Muhtemelen yine kapalı. Bakın bir tane blok bitmiş. Şöyle göstermeye çalışacağım sizlere. Önüme bakayım da düşmeyeyim sonra. Bir çukura mukura düşmeyelim anasını satayım. Şimdi çekim yapacağız diye. Zarar vermeyelim kendimize. Evet, kapalı. Düşündüğüm gibi. Emlak konut Torkam diyor. Evet, buradaki blokları görüyoruz. Yavaş yavaş yükseliyor.
Böyle hepsi dik yapılmış, fark ettiniz mi böyle uzunlamasına? Cadde burası birazcık karışıktı. Benim bildiğim kadarıyla buradan çıkışı yok. Buradan çıkamayabilirsiniz. Evet, buraları kapattılar çünkü. Bir ihtimal buradan girip bakın şuradan sola dönebilirsiniz ama ben emin değilim açıkçası. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çıkmak için buradan devam edeceksiniz. Sağa doğru devam edeceksiniz. Bakın şu blokların dibinde bir yol var. Şu karşı blokları görüyor musunuz? Onların dibinden dönmeniz gerekiyor. Bunlar bir şeyler. Gel, şantiye çalışanları falan oluyor. Çıkış yok değil mi buradan? Ha tamam, dediğim gibi. Aynen buradan, ya emin değildim o yüzden sizi yönlendirmek istemedim. Buradan devam edince soldan. Biraz toz topraktır. İdare edeceksiniz artık. Buradan yola çıkmış demek ki bak, sağ taraftan. Ama ben oraya girmeyeceğim abi. Şimdi motoru sokamam oraya. Ha ne, nerede kalmıştık? Dediğim gibi böyle dik yapmışlar. Dar ve ileriye doğru. Bunlar öyle. Demek ki hepsinin, her firmanın inşaat şeyleri farklı demek ki. İnşaatların blokları farklı yapılıyor. Evet, sol taraftaki binalarda Nuhoğlu, Yenitepe. Nuhoğlu firmasının bloklarını görüyoruz. Şu anda tam karşımızdaki ikinci blok, yolun diğer tarafında kalanlarda ikinci etap, yolun diğer tarafındakilerde birinci etap oluyor. Bazen karıştırıyorum, kusura bakmayın. Şantiyeler. Yerde yağ mı var? Bir şeyler dökülmüş. Dikkat etmek gerekiyor işte böyle. Ya, bir anlık değişim, yerdeki değişimler sıkıntı yaratabilir. Evet. Şöyle. Hoppa. Evet, burası da kapalı. Ya aslında burası açık olabilir ha. Aynen, yine şantiyelerin içine giriyor burası. Burası bu şekilde. Şöyle şuradan giriş yapacağım. Devam edelim. Nuhoğlu Yenitepe'nin birinci etabını görüyoruz. İki bloklu A ve B blokları var. Hemen tam karşımızdaki Residence Alya Life olarak geçmekte. Burası böyle tek bir blok halinde. Residence olarak yapılmış. Daha önce anlatmıştım size bunları gerçi. Hepiniz biliyorsunuz, hep aynı şeyler. Hep aynı terhaneyi döndürüyoruz işte. Sol tarafımızda Elit Concept Şua diye geçen bloklar var. A, B, C. A1, A... A2 ve A3 blokları. Şöyle A1 görüyoruz. Elit Concept A1. A2 ve A3 arka tarafta. Hemen sağımızda da Evim Park var. Şey pardon, Anka Evim, çok özür diliyorum. Evim Park öbür taraftaki bloklar. Anka Evim burada da tek bloğa 502 tane daire sığdırmışlar. Helal olsun. Evet, buraya da yine Emlak Konut'un Torkam adı altında bloklarını görüyoruz. Burası çok dip dip oldu ama he. Vallahi. Orada ilk konseptle arkada Nuhoğlu'nun önünü kapatacak burası ciddi anlamda. Bu bloklarda bayağı sıkıntı var. Ha bir de şöyle bir durum var, şimdi ben şunu merak ediyorum açıkçası. Bir türlü de kimseye soramadım. Şimdi mesela adam burada oturuyor. Buradan daire almış mesela Elit Konsept'ten, ya da arkada Nuhoğlu'da oturuyor mesela ikinci etapta. Şimdi adam mesela bu blok, buradaki daireleri satarken acaba söylüyorlar, muhtemelen biliyorlardır ama hani sizin önünüze blok yapılacak abi, hani önünüz kapanacak demişler midir acaba, ya da adamın bilgisi var mıdır, onu çok merak ediyorum. Çünkü ciddi anlamda burada bloklar yükseldiğinde birbirlerinin önünü kapatıyorlar. Arka tarafla ilgili çok büyük bir sorun yok belki ama bu taraftaki görüntüyü komple kapatacak. Yani aslında çok bir şey değişmiyor ha. Yine böyle birbirlerine bakıyor bloklar. Ne enteresan ya, çok kötü yani. O kadar para vereceğim. Bloğumun önü kapalı olacak, ne bileyim. Garip geliyor. Burası da Optimus. Yine yeni yapılardan bir tanesi, görüyor musunuz abi? Şuraya bak ya. Şuradaki pencerelere bak, Allah'ını seversen. Burada yaşamak ister miydim? Pek bilmiyorum ya açıkçası. Çok istemezdim herhalde. Şuraya baksana ya. Yakında düşünsenize İstanbul'un her noktası böyle, her noktasının böyle olduğunu. Vay be. Arkada da Mandarins'i görüyorsunuz. Ve hemen arkada da Evin Park var. 3 bloklu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız.
Buraya kadar geldik madem. Buradan devam edeceğiz. Mandıra Caddesi üzerinden Fikirtepe'nin sonuna doğru, Göztepe'ye doğru videoyu sonlandıracağım. Tamam. Burada da yine yolun sol tarafını göstereceğim sizlere ağırlıklı olarak. Burada çalışmalar devam ettiği için her taraf toz, toprak. Islatıyorlar, bazen çamur oluyor. Sıkıntılı yani. Gördüğünüz gibi burada çalışmalar devam ediyor. Makineler kazıyorlar her tarafı. İstanbul'un birçok noktasında bu tarz inşaatları görürsünüz. Maalesef ki artık kentsel dönüşüm altında bu tarz çalışmalar hızlandı ve hızlanmaya da devam edecek. Mina Tower'ı görüyorsunuz şurada. Hayvan kadar bir blok, bir site yapılıyor buraya. Arka taraftan çekmiştim bunu zaten ama pek belli olmuyordu. Şimdi buradan baktığınız zaman devasa bir şekilde yükseldiğini görüyorsunuz. Ne kadar çirkin değil mi? Ha, çok kötü. İşte insanları böyle buralara tıkıyorlar abi. Buralara gidip böyle bu şekilde bitiriyorlar. Yolun zamanında, ilerleyen zamanlarda bu taraflar da, buraları da yıkarlar diye düşünüyorum. Ya burada gerçi yeni bloklar var ama. Burada arkada da siteler var. Pırlanta falan var. Pırlanta Göztepe var burada. Arka tarafta. Ve 1071 siteleri var. Ama arka tarafta böyle gözüküyordur aradan. Mina Towers. Hoppa. Görüyor musunuz ne kadar ürkütücü aslında. Az önce size dedim ya, dikey bir şekilde geliyor. İşte bu bloklar. Görüyor musun? Tabelaya bak abi. Allah'ım ya. Devam edelim. Aha, hanımefendi bulmuş yolu. Durakta bekliyor. Az önce bize bir şey sormuştu ya hanımefendi. Orada durakta bekliyor şu an. İşte şantiyeler böyle. Görüyorsunuz. Buraya kışın çekim yapmaya geldiğinde hatırlarsanız burada bir sürü kepçe çalışıyordu. Alelacele yıkım derdindelerdi. Yıkıyorlardı falan. İşte şu anda son görüntüsü de bu şekilde. Hani önce kanalımdaki o videoyu izleyip sonra bu videoyu geçerseniz aslında daha mantıklı olacaktır sizin için. Öncesi ve sonrası olarak görebilirsiniz. Hatta daha önceki videomda, yani fikir daha burada, buralara kepçe girmeden bir hafta kadar önce de bir çekim yapmıştım ben. O zaman buradaki binaları falan görmüş olursunuz videoyu izlerseniz eğer. Görünüyordu bütün binalar. Burayı komple kapatmışlar zaten gördüğünüz gibi. Tabelalarla kapanmış durumda. Hayret, bugün yolu ıslatmamışlar. Normalde ıslatıyorlardı buraları. Toz toprak olmasın diye. Kule vinçleri görüyoruz içeride. Bakın benim şu an saydığım 4 tane gözüken totalde kule vinç var. Tepelerinde emlak konut yazıyor. Abi inşaat işi müthiş bir şey yani. Hakikaten iyi para kazandırıyor. Gerçekten. Burada da bir şeyleri yıkmışlar yine. Bu ne lan? Çimento, silo mu? Küçük bir silo kurulmuş bu ya. Kuzu toplu konut inşaat AŞ emlak konut. Vay be ulan, burada ne para kazanmıştır bu firmalar ha. Vay 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 vay. Sağ taraf Göztepe'ye giden yol bu arada. Vay be, otobüslerin dönüş yaptığı yol burası işte. 8E falan buradan dönüyor. Böyle 14B. Buradan dönüş yapıyorlar. Tam şu kamyonun döndüğü yer var ya. Tam orada bir tane lokanta vardı. Manav falan. Bir sürü bina vardı abi burada. Şu anda yerinde yerler esiyor. Emlak konut nasıl gördüm? Her yeri şey yapmış, ele geçirmiş burada. Toki. Yani şey oldu işte burada, ben daha önce de söylemiştim. Özel firmalar ellerine yüzlerine bulaştırdı birçoğu. Verilen taahhütleri yerine getirmediler, yapamadılar, edemediler. Ondan sonra devlet bunların kafalarına vurdu. Siz gelin dedi bakayım. Bunlar devlet sanıyorum kontrolü ele aldı falan. Ondan sonra biraz iyileşme oldu falan. Ondan sonra bir hızlanma oldu. Yani bir şeyler dönüyor buralarda ama
Çok da o kısımlara girmek istemiyorum açıkçası. Çok anlamadım konuları. Hiç bilmem yani inşaat sektöründen uzaktan yakından alakam yok. Sadece ufak tefek böyle bir araştırma falan yapmıştım. Oradan biliyorum yani o. Evet, son şantiyemiz de oydu. Şurada arada gözüküyorum bilmiyorum ama Brooklyn Park'ın siteleri var. Şurada. Evet, bu kadar. Şey yapalım isterseniz. Şöyle. Yine bir toz toprağa sokayım sizi de. Ondan sonra bitirelim. Yine başladığımız noktaya dönelim. Şöyle şuradan giriş yapayım. Bu sadece aslında onay sitesinin blokları duruyor şu an. Burayla ilgili bir şey gözükmüyor şu anda. Aslında blokları eski ama bilmiyorum, herhalde anlaşamamazlık var ya da bilmiyorum neyi bekliyor. Buralar yıkılmadı. Son şantiye burası. Bu şekilde. Brooklyn Park'a geliyoruz. Burada da 3 tane blok var. A, B, C olarak isimlendirilmiş. Tam karşıdaki blok B. Sağ taraftaki C blok, arkadaki de A blok. Şimdi buradan bir sağ sol yapacağız. Mandıra Caddesi'nin sonunda sonlandırırım dedim ama videoyu biraz daha içeriye doğru girelim. Tekrar başladığımız noktaya dönelim, orada bitirelim. Oradaki şantiyenin de içinden geçeceğiz çünkü. Şimdi eski sanayinin oraya giriş yapıyoruz. Eski Göztepe Otosanayi sitesi. Evet. Son olarak bu kısmı da göstereyim size. Lanet olsun. Her çukurda kask düşüyor kafamdan aşağı doğru. Evet. Görüyoruz son halini. Buralar felaket tabii. Çok kötü şu an yerler. Çamur, toz toprak. Evet, şu anda inşaatlar, bloklar yükseliyor. Görüyorsunuz, dönüşüm başladı. Dönüşün bakalım, döndürün bakalım. Ne olacak? Evet. Garibim, burada bir tane bina kalmış. Şurada baksanıza. Karaca egzoz koç falan. Aslan otomobil. Bakın gördünüz mü? Tek bir sanayiden kalan birkaç tane yıkılmayı beklenen burada dükkan var. Görüyor musunuz? Burada da ufak birkaç tane müstakil ev var. Vay be. Buralar nelere tanıklık etmiştir kim bilir ha? Görüyor musun? Bir tane bina kalmış burada. Görüyorsunuz kamyonlar sürekli burada çalışıyorlar. Evet, burada da bakın görüyorsunuz oto elektrikçiler falan. Tek tük kalan birkaç tane yer var. Burada bayağı bir firma vardı. Otosanayi olarak geçmekteydi burası. Şu anda yıkım yapıldıktan sonra görüyorsunuz yeni inşaatlar falan burada yükselecek. Ve bittikten sonra burada yeni yerleşimler falan, yolları falan yenilenecek. Yeni yerleşimler tekrar arka taraflara doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kamyonlar vesaire. Burası şu an savaş alanı gibi. Görüyorsunuz. Bunlara çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunların dediğim gibi yarısından fazlası sıkıntılı. Problemli insanlar. Görüyorsunuz. Katil yani. Hani katil potansiyeli olan insanlar bunlar. Sıkıntı dikkat etmek lazım. Özellikle motosiklet ufak olduğu için pek görünmüyor çünkü trafikte. O yüzden bir an önce bu tarz yerlerde pek dolaşmamak gerekiyor ve uzaklaşmak lazım. Evet, Fikirtepe'yi yine size tekrardan aylar sonra gezdirmek istemiştim. Ve anlatabildiğim kadar sizlere yani bir şeyleri gösterdim. Şöyle çıkalım da biraz daha sessiz bir noktada videoyu sonlandıracağım. Umarım faydalı olmuştur. Hani böyle bir şeyleri anlatmayı, böyle size göstermeyi. Yani kendimce öncelikle kendim seviyorum böyle gezmeyi falan. Bu tarz şeyleri. Çünkü meraklıyım biraz açıkçası. Evet, şurada duralım. Hatta tabelalarını oraya doğru geçeyim. Tabii İstanbul biliyorsunuz şantiye memleketi. Yani her yerde yıkım var şu an. Bir şeyler yapılıyor sürekli. Bu yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 15-20 yıllık bir süreç. Motorda durduralım. Bu süreç içerisinde her taraf yıkıldı. İşte yıkılmaya da devam ediyor. Gördüğünüz gibi tam karşıda bilmiyorum belli belirsiz gözükecektir ama
Orada da bloklar yükseliyor. Orası Ataşehir. Oranın da ağzına sıçıyorlar şu an. Yani her tarafta böyle bir yıkım, bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler söz konusu. İnşaat firmaları hani sürekli her yerde araçlarını falan görüyoruz zaten. Bu kentsel dönüşüm ayağına her tarafı yıkıp yeniden yapıyorlar. Neyse, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Video bu şekildeydi. Umarım hani eğlenceli bir video olmuştur. Faydalı ve yararlı. Özellikle Fikirtepe'de oturanlar için iyi olacağını düşünüyorum bu tarz çekimleri. Çünkü daha çok benim eski Fikirtepe videolarına, Fikirtepe'de oturan, yani benim videolarımı izleyip yani Fikirtepe'de daha önce de oturmuş ve bulunmuş insanlar yorum yapmıştı. İşte bakalım, böyle ara ara videolar yapmaya devam edeceğiz. Evet, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.